İyi akşamlar. Dostlar, ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'ndan uzman doktor Mehmet Arslan. Bugün sizlere acil tıp tarihi hakkında bilgi vereceğim. Kısa bir sunum olacak çünkü acil tıp tarihi de yaklaşık 7 yıl resmi olarak yaklaşık 7 yıl bir hikayesi olan kısa bir tarih zaten. Öncelikle olarak acil tıp nedir? Biz ne için varız, ne yapıyoruz? Onun kısa bir tanımını Uluslararası Acil Tıp Federasyonu'na göre söyleyecek olursak, tüm yaş gruplarındaki hastaları ilgilendiren, ayrıştırılmamış tüm fiziksel ve ruhsal bozuklukların oluşturduğu hastalık ya da yaralanmaların akut ve ivedi şekillerinin önlenmesi, tanısı, tedavisi ve yönetimi için gereken bilgi becerileri, ayrıca hastane öncesi ve hastane içi acil tıp sistemlerinin anlaşılması ve geliştirilmesi için gerekli becerileri içeren yeni bir anabilim dalı olarak tanımlanmakta. Dediğimiz gibi acil tıp resmi olarak yaklaşık 50 yıllık bir hikayesi olan anabilim dalı ama sonuçta acil olaylar yeni başlamadı. Bundan 5000 yıl önce de Mısır'da acil tıp müdahalelerin geliştirildiği ve uygulandığı, yine eski Yunan ve Roma uygarlıklarının ilk yardım ve savaş meydanlarından yaraların taşınması ile ilgili uygulamalar yaptıkları bilinmektedir. 11. yüzyılda Jon Şövalyeleri Haçlı Seferleri sırasında savaş alanlarında yaralananların cephe gerisine taşınması ve tedavi edilmesi için çalışmalar yapmışlar. Tarihte ilk ambulans benzeri araç atlı arabalarla 1487 yılında Malaga kuşatması sırasında İspanyol ordusu tarafından kullanılmış. Napolyon'un başyarı Baron Dominiculare Prusya Seferi sırasında ilk kez askeri tıbbi birliği kurmuş ve 1793 yılında atlı arabalarla oluşturulan ve uçan ambulans denilen araçlarla hasta ve yaralılar taşınmıştır. 1881 ve 82 yıllarında İngiltere ve İskoçya'da kilise yardım örgütleri, Kraliçe Victoria'nın izniyle savaş yaralıları ve ilk yardım kurullarında teşkilatlanmış, kitap yayınlama izni almış ve ilk kez ambulans birlikleri de kurulmaya başlanmıştır. 1878 yılında ilk sivil ambulans organizasyonu Londra'da kurulmuş ve ilk tam gün süreli ambulans servisi 1897 yılında yine Londra'da hizmet vermeye başlamıştır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda çok sayıda hasta veya yaralı kara ambulansların yanında gemi, tren, uçak, helikopterler ile hastaneye taşınmıştır. Buraya kadarki tarihi anlatımdan da anlayacağımız gibi acille ilgili en önemli konular savaş ve travma. Şu an bizim daha çok ilgilendiğimiz yeşil alan veyahut işte AKS gibi diğer konular veya şey, dahili patolojiler çok acil olarak görülmemiş. Acil müdahale yapılamamış bu tarz vakalara. Bugünkü bilinen anlamıyla acil tıp ilk olarak 1960'larda başladı. Ayrı bir uzmanlık dalı olarak ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayıldı. Burada bir mihenk taşı olan çalışma var. Giriş kapağının da resmini koydum. 1966 yılında Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'nin yayınladığı Kazalarda Ölüm ve Sakatlıklar, Modern Toplumun İhmal Edilmiş Hastalığı yazısı çok ses getirdi. Bu yazıda Vietnam'da yaralanan bir askerin New York'ta şehir merkezinde hastaneye çok yakın bir yerde vurulan bir sivilden daha çok yaşama şansı olduğundan bahsediliyordu. Makalenin birçok kısmını okudum ben tezimi hazırlanırken. Burada işte ordunun düzenli yapısının bu durumda çok etkisi olduğu söyleniyordu. Tabii acil tıp olmadığı için kaotik bir ortam olduğu için acil servislerde ne kadar hastane olursanız olun yaşama şansınız daha az oluyordu. Acil tıp ilk anabilim dalı olarak Cincinnati Üniversitesi'nde 1970'te kuruldu. Bundan bir yıl önce Amerikan College of Emergency Physicians 1969'da kurulmuştu. 1972'de de ACEP ilk dergisini çıkarttı. Buna rağmen bir uzmanlık dalı olarak 1979'da kabul edildi. Amerikan Sağlık Kurulu tarafından, Kurulu tarafından 23. uzmanlık dalı olarak kabul edilmiş. ACEP ilk klinik karar verme kılavuzunu yani günümüzde çok kullandığımız rehberlerden ilkini de 1990 yılında göğüs ağrısı konusunda yayınladı.
Burada Cincinnati Üniversitesi'nin logosunu koydum. Biraz bizim lokantalar gibi Science 1970 diye yazınca bana ilginç geldi ama tabii adamların haklı bir gurur var. Dünyada ilk olarak kurulması açısından. Avrupa'da ise acil tıp European Society for Emergency Medicine'ın kuruluşuyla başlıyor. Bu da aslında Avrupa Birliği'nin 1993'te acil tıp uzmanlığını kabul etmesiyle bir tıp uzmanlığı olarak, ana bilim dalı olarak kabul etmesiyle başlıyor. Bundan önce, daha öncesinde Belçika'da falan bazı dernekler var ama bunlar resmi bir şeyi yok, özelliği yok, yaygın bir özelliği yok. Daha sonrasında Avrupa'da ilk acil tıp kongresi 1998 yılında yapılıyor. 2001 yılında İtalya'da Stresa'da Akdeniz Acil Tıp Kongresi yapılıyor ilk olarak. 2004 yılında İrlanda ve İngiltere, 2007 yılında İzlanda, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Malta, Polonya ve Slovenya acil tıp sistemini kabul ediyor. Ülkemize gelecek olursak, ülkemizde ilk yardım hizmetlerinin başlangıcı 1911 yılında Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti, yani günümüzün Kızılay'ının İstanbul Aksaray yangınında ilk yardım ekipleri kurması nedeniyle 1911 yılı olarak kabul ediliyor. Cumhuriyet döneminde ise 1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhhat Kanunu'nda ilk tıbbi imdat ve yardım teşkilatı kurulması görevi belediyelere veriliyor. 1955 yılında yine İstanbul Belediyesi'nin öncülüğünde İstanbul Beyoğlu'nda Can Kurtaran Merkezi kurularak Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu, Eminönü, Fatih, Eyüp, Üsküdar ve Kadıköy'de, yani eski İstanbul diyebileceğimiz merkezlerde 15 can kurtarma aracı hizmet veriyor. Buradaki resimdeki ambulans İstanbul'da değil, Edirne'ye ait bir ambulans. 1940 yılına ait bir fotoğraf bu. Bilmiyorum Gökçen görmüş mü, hala kullanılıyor mu? Ülkemizde ilk Sağlık Bakanlığı tarafından 1985 yılında modern manada ambulans kullanımı başlıyor. Bu da aslında çok da modern değil, biraz daha ibtidai bir durum. Bazı ana arterler ve turistik bölgelerde bir merkeze bağlı olmadan araç telefonu ile ulaşılabilen gezici ambulans ekipleriyle bir süre denenmiş ve bu organizasyon daha çok trafik kazaları için kullanılmış. 1986 yılında da 077 Hızır Acil Servis olarak Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin ambulans teknik altyapı, şoför ve maddi destek vermesi, Sağlık Bakanlığı'nda ekip ve tıbbi malzeme desteğiyle daha çok doktorlu hasta taşımacılığına benzer bir sistem ülkemizde kullanılmış. Şimdiki acil sağlık hizmetlerinin temelleri atılmış. Ülkemizde acil tıbbın gelişimi gerçek anlamda 1990 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nin davetiyle Türkiye'ye gelen ABD'li bir acil tıp uzmanı olan Doktor John Fowler'ın çalışmaya başlamasıyla olmuştur. Burada resmini görüyorsunuz. John Fowler'ın etkin çabaları sonucunda Doktor Yıldırım Akdüna'nın Sağlık Bakanı olduğu dönemde Süleyman Demirel Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'nun 12 Nisan 1993 tarihli kararı, 30 Nisan 1993 tarih ve 21.567 sayılı resmi gazetede ki 93 Taksim 4270 karar sayısı ile yayınlanmış ve ilk ve acil yardım adıyla bir ana dal kurulmuştur. Burada da resmi gazetedeki ilanı koydum. Kuruluşunda 3 yıllık bir ana dal olarak tanımlanmış. Bu Avrupa ve Amerika'daki eğitim sistemiyle uyumsuz bir durum. İlk ve acil yardım olarak isimlendirilmiş, acil tıp olarak değil. Burada 24 ay ana dal, 18 ayda rotasyon şeklinde planlanmış. Bu yıl Türkiye'de iki tane acil ve ilk acil yardım ana bilim dalı kurulmuş. 9 Eylül ve Fırat Üniversitesi. Bunlar da 1994 yılında ilk asistanlarını alarak eğitime başlamışlar. Burada 9 Eylül'de 4 asistan, Fırat Üniversitesi'nde de 2 asistan kadrosu açılıyor. Ama TUS'ta çok cazip gelmiyor herhalde olduğu için. 2 asistan 9 Eylül'de, 1 asistan da Fırat Üniversitesi'ne yerleşiyor. 1993 yılında ülkemizde yaşanan bir diğer gelişme ise acil tıp teknikerliğini, yani ATT eğitim programının başlaması. 1994 yılında 077 Hızır Acil'den 112 acil yardım ve kurtarmaya geçilmiş. 94-95 yıllarında İstanbul, İzmir ve Ankara'da 112 ekipleri kurulmuş. Fakat o yıllarda bu ekiplerde ebe, hemşire, sağlık memuru ve çok az bir kısmında da doktorlar görev yapmaktaydı.
Çünkü daha ATT'lik ya da paramediklik dediğimiz kurumlar yeterince gelişmemiş. 96 yılında zaten Sağlık Bakanlığı'na bağlı liselerde sağlık meslek liselerinde acil tıp teknisyenliği bölümü açılmış. 2000 yılında acil sağlık hizmetleri yönetmeliği çıkarıldı. 2004 yılında ise ATT'lerin ilk atamaları yapılmış. 2007 yılında ise 2000 yılında çıkılan yönetmeliğe acil tıp teknisyenleri ve paramediklerin görev, yetki ve sorumlulukları eklenmiş. 2009 yılında ambulans ve acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenlerinin çalışma usul ve esaslarına dair tebliğ hazırlanıp görev, yetki ve sorumluluklar algoritma haline getirilmiştir. Burada kısa bir kronoloji olarak sıraladım. Acil tıp tarihinin ülkemizdeki serüvenini. Burada şeyde bahsetmediğim neler var? 93'te acil teknik eğitim programı başladı demiştim. 94'te asistanlar göreve başladı. 25 Mayıs 1995 tarihinde Türkiye Acil Tıp Derneği kuruldu. 1998'de 30 Nisan 1998 tarihinde Türkiye'nin ilk ve acil yardım uzmanı mezun oldu. Bunun kim olduğunu bilmiyorum. Seda hocamız ya da İbrahim hocamız biliyordur muhtemelen. 1999 yılında da Acil Tıp Uzmanları Derneği kuruldu. 2000 yılında Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği çıkarıldı. Toplam acil tıp uzmanı sayısı 20. Yani bizim şu anki asistan kadromuz kadar. Ana bilim dalı sayısı ise sadece 14'tü. 2002 yılında 19 Haziran'da uzmanlık adı acil tıp olarak değiştirildi. İhtisas süresi ise Avrupa, ABD ve diğer ülkelerde denge problemleri yaşanmaması için 5 yıla çıkarıldı. Bu 2 yıl sonra yani 2000 yılından 2 yıl sonra da ana bilim dalı sayısı 17'ye yükseldi. 2003 yılında ilk alım yapıldı 5 yıllık ihtisas için. Artı 2004'te şey söylemiştim. 2006'da Nisan TUS'unda bir seferde 18 eğitim ve araştırma hastanesi içinde buralarda herhangi bir akademik personel olmadığı halde 200 acil tıp asistan kadrosu ilan edildi. Acil tıp ana bilim dalı sayısı 27'ye ulaştı. 2009 yılında Resmi Gazete Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği yayınlandı. Burada hala acil tıp 5 yıl fakat rotasyon süresi 13 aya indirildi. 2009 yılında tıp fakültesindeki ana bilim dalı sayısı 45, eğitim araştırma hastanelerindeki acil tıp kliniği sayısı 28'di. 2011 yılında ise 26 Nisan'da resmi gazetede yayınlanan kanun ile acil tıp uzmanlık eğitim süresi 4 yıla düşürüldü. Bundan dolayı aslında Avrupa ile ilgili sıkıntılar var. Çünkü Avrupa en az 5 yıl ihtisas süresi istiyor. EUSM. 2011 yılında ise eğitim araştırma hastaneleri ilk uzmanlığını verdi. Türkiye'deki acil tıp eğitimi TÜKMOS tarafından acil tıp alanında oluşturulmuş standartlar dahilinde verilmek zorundadır. Bu kriterlere uygunluk 2016 yılından itibaren denetlenmeye başlamış olup klinikler kendi eğitim programlarını buna göre düzenlemek ve ülke çapında bir standarda uyum sağlamak durumundadırlar. TÜKMOS'un belirlediği klinikler tarafından verilen eğitimler dışında acil tıp derneklerinde eğitim yetkinlikleri de mevcuttur. Birçoğumuz da buna katılım sağlıyoruz zaten asistanlık süresince. Bunların yanı sıra her iki derneğin ilkbahar ve sonbaharda yapılan birer ulusal kongresi mevcut. Sonbahar kongresi 2 yılda bir uluslararası Avrasya Acil Tıp Kongresi olarak düzenleniyor. Artı en sonuncusu geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen sadece acil tıp asistanlarına yönelik Acil Tıp Asistan Birliği adı altında çalışan asistanlar tarafından her sene farklı bir kliniğin ev sahibi de düzenlenen Acil Tıp Asistan Sempozyumu da yapılıyor. Dediğim gibi en sonuncusu geçen hafta yapıldı. Türkiye'de acil tıbbın yakın gelecekte uzmanlık sisteminde board sertifikasyonu, acil tıpta yan dal istihdamının başlaması ki işte toksikolojiyle bunun ilki başladı. Hasta bakım sisteminin geliştirilmesi ve acil tıp yönetiminde kalite sisteminin geliştirilmesi ve acil servislerin standartizasyonunun sağlanması ana hedefleri oluşturmakta. Hasta sayısı olarak da acil tıp ana dalının kurulduğu ilk ülke olan ABD'de 2006 yılında 119 milyon
Acil başvurusu varken 1996 yılına göre %36 bir artış olmuş. Ama orada 4019'dan acil servis sayısı 3833'e gerilemiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde acil servise başvuru sayısı 130 milyona ulaşmışken 2017 yılında, Türkiye'de 110 milyon. Türkiye'nin dünyadaki tek olma özelliklerinden biri nüfusundan daha fazla acil servis başvuru sayısının olması. Buraya kadar daha çok kronolojik tarihlerden geldik. Daha şey bakımından, özellik bakımından bakacak olursak 1960 yılı öncesinde, yani bu 66'daki yayın öncesinde tek odada tek hekim ve hemşire oluşan özel bir bakımın olmadığı bir dönem varken, daha ilkel bir durum varken, 1960 ile 90 yılları arasında toplumdaki kaza ve travmalara bağlı ani ölümlerin artışı, tek oda sisteminin yetersiz olması, savaş alanlarındaki deneyimlerin artması, yaşanan olumsuzluk ve yetersizlikler tek oda sisteminden çok odalı acil servislere geçişi, acil servis üretiminde bilgi ve deneyimli ekiplerin çalışmaya başladığı dönemi içeriyor. Bu dönemde yine ayrıca acil servis üretimlerinde sistematizasyon dönemi başladı. Hasta yönetiminde kurallar belirlenmiş. Bu da yönetimdeki düzeni getirmiştir. Günümüzü de kapsayan 90 sonrası dönem ise artık Avrupa'nın da işin içine girdiği, Türkiye'de de artık kuruldu ki ülkemiz 93 yılında katıldığı halde tüm dünyada ve özellikle çevresinde önde gelen bir ülke acil tıp açısından. Acil tıbbın geliştiği, evrenselleştiği, dil ve anlam birliğinin sağlandığı ve çok önemli gelişmeler kaydettiğimiz dönem. Günümüzde acil tıp, acil durum, acil hasta, acil tıp doktoru gibi tanımlara dair terminolojilerimiz standartize edilmiş, dünyanın her yerinde ortak bir anlam birliğine kavuşmuştur. Yalnız dünyada iki tip acil tıp sistemi mevcut. Anglo-Amerikan ve Franco-German. Yani evet, çok ortak bir dil kullanılmaya çalışılıyor ama ortak bir bakış açısı yok. Franco-German model kal ve stabilize et anlamları taşır. Bu modeli uygulayan ülkelerde yer alan hastalar için hastane hastanın ayağına getirilir. Genelde doktorlar yer almaktadır. Almanya, Fransa, Malta, Avusturya gibi ülkeler bu modeli kullanmaktadır. Anglo-Amerikan model ise kucaklı ve hızlı hareket et anlamlarına gelir. Bu modelde amaçlanan daha az hastane öncesi müdahale sağlamak ve hastanın en kısa sürede hastaneye transportunu sağlamaktır. Eğitimli paramedikler ve acil tıp teknisyenleri burada görev almakta ve ağırlıklı olarak kara ambulansları kullanılmaktadır. Bu modeli uygulayan ülkelerde acil tıp ayrı bir bilim dalı olarak uygulanmış olup çok gelişmiştir. Bu modeli uygulayan ülkeler arasında ülkemiz, ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Uman Sultanlığı ve Avustralya mevcut. Burada ikisi Franco-German modeli ve Anglo-Amerikan modeli arasındaki temel farklardan bahseden bir tablo koydum. Hasta bakımı Franco-German modelinde sahada daha çok yapılmaya çalışılıyor. Bakımı paramedik tarafından desteklenen doktorlar tarafından yapılıyor. Temel amaç hastaya hastaneye getiriliyor. Ve daha çok acil servis bypass ederek direkt servise yatırıyor. Yani bizdeki bir acil servise gelsin, kalsın şeklinde değil. Temel kapsamı, temel felsefesi de kamu sağlığı. Anglo-Amerikan modelinde ise sahada daha az tedavi yapılıyor. Daha çok stabilleştirip hemen hastaneye götürelim şeklinde. Bunu sağlayanlar da paramedikler. İlk bakımı sağlayanlar. Dediğimiz gibi direkt hastaneye götürülmeye çalışılıyor. Herhangi bir kesin tanı konulamadığı için doğrudan acil servise naklediliyor. Birinci tanı ve tedavi acil serviste yapılıyor. Burada da kamu güvenliği organizasyonu daha ön planda tutuluyor. İşte bir kaza anında veyahut işte acil bir durumda ortamın güvenliğinin sağlanması için. Anlatacaklarım bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum.